aslında ürün yelpazemiz çok geniş, sektör olarak da aynı şekilde. Önümüzdeki yıllar içerisinde sağlık sektörüne ağırlık vermeyi düşünüyoruz. Çözümlerimizle ilgili yeni çözümler üretmek istiyoruz. Aynı zamanda kütüphane, arşiv ve müze tarafında yeni nesil arşivleme sistemleriyle de ilgili birçok projemiz oldu bu sene içerisinde. Önümüzdeki senelerde de onu devam ettirmek istiyoruz. 2023 yılında öngörülen 1.8 trilyonluk IoT pazarından üzerimize düşen maksimum faydayı sağlamak önümüzdeki yıllardaki hedefimiz. Açık alanda nesne takibi bu ara bir hayli üzerinde çalıştığımız bir konu. Açık alanda işte herhangi bir stok takibi olabilir ya da demin bahsettiğim araç takibi olabilir. Bunları da çeşitli teknolojiler kullanarak yapıyoruz. Ya kablosuz iletişimle ya da işte aracı RFID etiketler, aktif etiketlerle kullanarak sağlıyoruz. Sağlık çözümünde de aynı şekilde kapalı alanda mesela takip etmek istediğiniz ekipmanları, nerede olduklarını RTLS sistemi kullanarak ve aktif taglerle kimliklendirerek hastane içerisindeki personelin ya da ekipmanın o andaki durumunu takip edebiliyoruz. Bunların üzerinde çok çalışıyoruz bu aralarda. En fazla projelerimiz bunların üzerine. Aynı zamanda yeni nesil arşivleme sistemleriyle de ilgili çalışmalarımız sürüyor hala. Bunun müze çalışmaları olarak ya da işte müzenin içerisindeki koleksiyon takibi olarak da adlandırabiliriz. En büyük projemiz Süleymaniye Yazma Eserler'de yaptığımız proje. Burada müzenin içerisinde takip etmek istediğiniz, korumak istediğiniz koleksiyonları bizim yangına dayanıklı özel dolaplarımızın içerisinde koruyup sıcaklık, ısı, nem, titreşim ve su baskınıyla ilgili sensör sistemlerini çalışarak acil durumlarda otomatik olarak dolapların kapanması şeklinde oluyor. Bu ara bununla ilgili projelerimiz ağırlıkta.